Multi Leader oluşturmak. Multi Leaders yani açıklama okları çiziminizi notlandırma esnasında ölçeklendirmeler kadar önemli olabilir. Çizim nesnelerine dair genel koşulları belirtmek veya inşa eden kişiye özel talimatlar vermek için kullanılabilir. Bu derste açıklama oklarını nasıl oluşturmamız gerekeceğini öğreneceğiz. Ekranda ayrıntılı bir çizim var. Biraz yakınlaşın. Buradaki açıklama okunun bir örneği var. Bazen bunlar belirteç şeklinde de adlandırılırlar. Multileader, okla ilişkilendirilmiş bir metin nesnesinden başka bir şey değildir. Bu tanımı lütfen unutmayın. Böylece konuyu daha iyi anlayabileceksiniz. Şimdi bir tane multileader oluşturalım. Multileader komutu annotation panelinde bulunur. Komutu çalıştırdığımızda AutoCAD ilk olarak okunucunu yerleştirmemizi istiyor. Şimdi bunu kaldırım çiziminin ucundan başlatmak isteyelim. Ancak uç nokta nesne kenetleyici burada bana fazla yardımcı olmuyor. Çünkü tam kenar noktalarını yakalıyor. Biz okun ucunu ortaya yakın bir yere yerleştirmek istiyoruz. Yeni bir nesne kenetleyicisine bakalım. Shift sağ tıklayın. Nesne kenetleme menüsünde nearest yani en yakın komutu seçin. Bu çizgide imlece en yakın noktayı seçtiğimizden emin olmamızı sağlayacaktır. Nearest komutu belirteç yerleştirirken sıkça kullanacağınız bir nesne yakalayıcısıdır. Artık metni girebilirsiniz. Text Editor sekmesini daha önce çok satırlı metin eklerken kullanmıştınız. Burada da eklenecek metin çok satırlı bir metindir. Yani aynı biçimlendirme seçeneklerinin tümüne erişebilirsiniz. Yazdıkça sözcük kaydırmak isterseniz okları tıklayıp tutarak sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz. Notunuzu bitirdikten sonra ekrana tıklayın. Şimdi de farklı bir yöntemle multi leader ekleyelim. Çizimi biraz kaydırın. Multi leader komutuna tıklayın. İlk olarak okun ucunu koymak yerine sağ tıklayıp içeriği seçeceğiz. Açılan menüden Content First yani ilk içerik gir komutunu tıklayın. Şimdi sütun genişliğinizi tanımlayabilir ve notunuzu yazabilirsiniz. Gereken açıklamaları girdikten sonra ekrana bitirmek için tıkladığınızda okunuzu ekleyebilirsiniz. Bu durumda imlecin nerede olduğuna bağlı olarak açıklama okunu notun herhangi bir tarafına ekleyebilirsiniz. Şimdi Shift sağ tık menüsünde nearest komutunu seçin. Alttaki çizgiye en yakın noktaya ekleyin. En son kullandığınız yerleştirme metodu multi leader komutunu sonraki çalıştırmanızda varsayılan metot olacaktır. Yani multi leader yerleştirmek istediğinizde AutoCAD ilk olarak sizden içeriği girmenizi isteyecektir. Şimdi çizim alanını kaydırın. Bir tane daha multi leader oluşturun. İlk olarak okun ucunu koymak isteyelim. Bu yüzden sağ tıklayıp Leader of Head First yani ilk okun ucunu yerleştir üyesini seçin. Shift sağ tık menüsünde Nearest komutuyla alttaki çizgiye en yakın noktaya işaret edin. Oku çekin ve gereken notu girin. Girme işlemi bittikten sonra minik kaydırma oklarını kullanarak Sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz. Çiziminize bildirimler ekleme işleminde açıklama okları oldukça hızlı ve esnek çözümler sunmaktadır.